Evet, dinliyorum. Projenle ilgilenmiyorum artık. Neden? Hani sıcak bakıyordun? Bir önemi yok. Ben böyle uygun gördüm. Sen busun işte. İnsanları süründürmekten, karşında kıvrandıklarını görmekten zevk alıyorsun. Özellikle de beni. Önce umut verip, sonra hayallerini yıkıyorsun. Ama benimle bu şekilde oynayamazsın. Asıl oyun oynayan sensin. Önce bir afra tafra karşıma çıktın, sözleşmeyi yırttın. Şimdi karşıma geçmişsin, fikrini değiştirdiğini söylüyorsun. Neyin peşindesin sen? Amacın ne senin? Aslında benim... Senin. İşte sen de busun. Verecek bir cevabın olmayınca suspus oluyorsun ölümüne. Haklı olduğumu bile söyleyemiyorsun değil mi? Son sözüm o mu? Evet. Bu. Senin hiçbir şeyini istemiyorum. Sen ver o listeyi bana. Alışverişi ben yapacağım. Gerek yok ablacığım, ben giderim. Israr etme, göndermeyeceğim seni. Bari Cemil'e söyleseydik. Yakmayalım şimdi çocuğun başını. Gider gelirim ben hemen.
sana akşama kadar müddet. Paramı ödemezsen ailenin başına ne gelir bilinmez. Jandarmaya gitmekten başka çarem yok. Olan her şeyi anlatmak zorundayım. Yeter ki aileme bir şey olmasın. Abla. Ne oldu Zeynep? Niye nefes nefesesin? Çok kötü şeyler oldu. Hani sana bahsettiğim adam var ya, Kürşat. Evet. Ne olmuş ona? Ben ondan ihtiyacım olan parayı almaya gittim. Tam bankaya gidecektim ki kapkaççılar çaldı parayı. Ne diyorsun sen? Sen nasılsın peki, iyi misin? Sana bir şey oldu mu? Hayır, ben iyiyim. Ama daha beteri var. Belki yardımcı olur diye Kürşat'a olanları anlatmaya gittim. Ama hiç oralı olmadı. Tefeciymiş adam meğer. Zeynep, ne diyorsun sen? Hani bu adam babamın arkadaşıydı? Babam böyle birisi arkadaşlık yapmaz ki. Demek ki iş ilişkisiymiş sadece. Boşuna demiyorlar denize düşen yılana sarılır diye. Ah ablacığım, ah! Sen niye böyle bir adama borçlandın şimdi? Abla, böyle bir adam olduğunu bilsem gider miydim ben? Merve'nin dershane parasını ödeyecektim. Annemin durumu malum. Köşeye sıkışmıştım işte. Ne yapsaydım? Her şeyi sen düşünmek zorunda değilsin canım benim. Bunlar sadece senin sorumluluğun değil. Kendini bizim için tehlikeye atmayı bırak artık lütfen. Abla, bunları daha sonra konuşuruz. Ne olur çiftliğin dışına çıkmayın abla, olur mu? Babaanneme her zamankinden daha çok dikkat et, ne olur. Tamam, sen merak etme. Aklın bizde kalmasın. Ben şimdi jandarmaya gidiyorum. Olan biten her şeyi anlatacağım. Sakın kimseye bir şey söylemeyin, ne olur. Sen de kendine dikkat et Zeynep, lütfen. Tamam, dikkat ederim.